Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Manili, haber cümlesi vesaire. Şimdi güzel kardeşim, bir defa şunu bildirmek lazım. Yani biz sayfa 44'teyiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Şimdi biz mani ilminin tarifini yapmıştık biliyorsunuz. Konularını da anlatmıştık. Ama bir kelimenin altını çizmekte fayda var. Bir taksimin altını çizmekte fayda var. Ben çok önem vermiştim. Şimdi biliyorsunuz nahiv deyince aklımıza ne geliyor? Nahivde bir müpteda haber geliyor. Hani? Bir de fiil cümlesinde ise fiil fail geliyor. Diğerleri hep teferruat. Yani çünkü mef'ulüdür, halidir, temyizidir. Bunlar hep teferruat. Yani ya fiile ait bir özelliktir ya faile ait bir özelliktir. Önemli olan yani bu iki temel nokta. Yüklem diyorlar ya Türkçe'de, uydurukça'da. Ve bir de onun öznesi veyahut da şeyi neyse işte. Bir defa demek ki orada biz ne yapıyoruz onlara? Yani bura müpteda haber diyoruz veyahut da fiil ve fail diyoruz. Aynı kavram çok farklı bir şekilde mantıkta da kullanılıyor. Yani mesela diyelim ki Zeydün katibün. Zeyd katiptir. Bir hüküm veriyoruz bak burada. Ne yapıyoruz nahivde? Zeyd müpteda, katibün haberdir diyoruz. Meseleyi bitiriyoruz. Ama şeyde, mantıkta öyle değil. Mantıkta Zeyd, bura önemli, yani katibün mahkumdur diyoruz. Hüküm veriliyor. Anlatabildim mi? Ama Zeyd mahkumun ileyh diyoruz. Anlatabildim veya mahkumun aleyh diyoruz. Yani ona hüküm veriliyor çünkü Zeyd'e. Aradaki o hüküm vermeye, Zeyd'e katiplik isnat etmeye de ne diyoruz? Hüküm diyoruz. Bu da mantık tabiri. Ama mani ilminde durum aynı ama tamamen ıstılahlar farklı. Şimdi mani ilmindeki durum. Anlatabildim mi? Mesela burada Zeyd'ün katibine mani ilminde farklı şeyler söylüyoruz. Yani aynı şey fail ve fiile de ait bu. Anlatabildim mi? Ne diyoruz? Zeyd'e müsnedün ileyh diyoruz. Yani mahkumun ileyhin aynısı. Yani hiç farkı yok. Anlatabildim mi? Ama katibede müsned diyoruz. Mesela darabe zeydün dediğimizde, darabe zeydün dedik mesela, zeydüne mahkumun şey müsnedün ileyh diyoruz. Darabe, dat dat. Biraz ağrı var burada, dikkat et. Darabe zeydün dediğimizde burada zeyd müsnedün ileyh, fail çünkü. Darp burada müsned. Yani vurulma işi zeyde isnat ediliyor. Z bitişik değil. Anlatabildim mi? Z bitişik değil. Şimdi dolayısıyla yani şimdi sen burada müsned ve müsnedün ileyhi anladın mı? Bu zeyde darp kelimesini veya zeyde katiplik hükmünü vermeye de isnat diyoruz. Anlatabildim mi? Demek ki şu müsned, darabe müsned, Zeyd müsnedün ileyh veya Zeydün müsnedün ileyh, katibün müsned. Aradaki o işleme, bağa da ne diyoruz biz? İsnat diyoruz. Yani hüküm veriyoruz ya, tıpkı şeydeki, mantıktaki o şey gibi, yani hüküm gibi. Anlatabildim mi? Yani bu kavramı açıklamadan, bu kavramı açıklamadan ve bunu bilmeden, ilmi maniden haberdar olmak mümkün değil. Yani bunu bir defa su gibi ezberleyeceksin yani. Bu çok önemli bu. Bunu mantık olarak anlayacaksın. Yoksa mani ilmi nedir, ne değildir bunu anlayamazsın. Peki bunun dışında ne var? Yani bura önemli. Bak burada izah etti. Ha. Şimdi fiil veya şibi fiil olduğu zaman, müsnet yani, dikkat et, müteallikatı olabilir. Ne demek müteallikat? Ona bağlı şeyler. Haldir, mef'uldür, mef'ulü fihtir, zarftır, car mecrurdur. Yani bunlar müteallikattır bizim için. Yani ilmi manide
Biz nahide değiliz. Müteallikat ne demek? Ona bağlı. Mesela daraktu zeyden, zeydi vurdum. Rakiben, anlatabildim mi? Binek olduğu halde vurdum. Onun müteallikatı. Anlatabildim mi? Ha. Veyahut da zeyden daraktu. Sadece zeydi vurdum. Bu da kasır mesela. Anladın değil mi? Kasır. Sadece. Yani bütün bunlar artık işte şeyler. Biraz önce ifade ettik. Yani isnadın halleri. Bakın aç öteki tarafı. İsnadın halleri bunlar. Müsnedin halleri. Anladın değil mi? Müsnedin lehin halleri. Fiile müteallik olan şeylerin halleri. Kasr. İyyâke nâbüdü gibi. İnşa şimdi okuyacağız. Fasıl ve vasıl. İcaz, itnat, müsavat. Yani söylenenden daha az kısa mı yaptık, uzun mu yaptık, eşit bir ifade mi? Yani hulasa bunları uzun uzun şey yapacak yani. Bilmem anlatabildim. Yani bu çok önemli bir hadise yani. Bunlar yani bunları hatırlamadan mani ilmine devam edemeyiz yani. Anlatabildim. Mani ilmi bu. Bütün özet bu. Bunu açıklayacak. Arkasından ikinci bir noktaya geldi. Onu da hemen hatırlatmalıyız. Arapçada kelam ikiye ayrılıyor. Yani Arapçada kelam, bu da ilmi maniye göre. Ona oraya geçiyoruz. Kelam ikiye ayrılıyor. Nedir o? Birincisi haber, bunu anlatmıştık. Diğeri inşa. Eğer bir söz, yani kelam, doğru ve yalana muhtemel olabiliyorsa ona biz haber diyoruz. Mesela darabe zeydün, zeyd geldi. Doğru da olabilir, yalan da olabilir. Ama zeydi vur. Yani daha bir şey olmamış ki sen doğru veya yalana ihtimal olsun. Yani demek ki haber deyince doğru ve yalana muhtemel olanlar. Bilmem anlatabildim mi? Bunlar, peki hocam inşa ne? Doğru ve yalana muhtemel değil. İnşa deyince aklımıza ne gelecek? Burada önemli. Burada önemli. Yani şu gelecek. Yani bir defa kabataslak bu. Kabataslak bir izah bu. Bir defa emir, nehi, soru işareti. Anlatabildim mi? Soru cümleleri yani. Kesinlikle. Yani yani ondan sonra öteki tarafta ya hayır soru cümleleri kesinlik bildiren değil. Soru cümlesi. Yani bütün bunlar hep inşa grubunda. Ama şey grubunda nedir? Haber grubunda fiili maziler, bazen fiili müzariler, her zaman değil. Anladın değil mi? Yani müpteda haberler. Bunlar hep haber. Ama ötekiler hep inşa. Niye? İnşayı mantığını anladın mı? Ayırmak çok basit. Yani bunu şeyde de okuduk biz. İnşa nedir, haber nedir diye İshar'da da okuduk. Yani taksimatını yaptı, anlatabildim. Bütün bunlar o. Peki, temenni ifade eden kelimeler inşa, tereccü ifade eden kelimeler inşa. Çünkü doğruya ve yalana muhtemel değil bunlar. Anlatabildim. Daha olmamış ki. Şimdi biz bugünkü mevzu ne? Haberi okuyacağız bugün. Anlatabildim. Haberi okuyacağız. Ne demek haberi okumak? Şu demek haberi okumak. Acaba haberin doğruluğu ne demek? Yalan olması ne demek? Bu doğruluk ve yalan olma, yani kizb ve sıdk diyoruz artık, o kelimeyi kullanmayacağız yani doğruluk ve yalanı. Yalan olma, yani söyleyenin itikadına göre mi, vakaya göre mi, anlatabildim mi? Hangisini doğru kabul edeceğiz, hangisini yalan kabul edeceğiz, bu meseleyi açıklıyor. Müthiş bir felsefedir bu yani, anlatabildim mi? Şimdi diyor ki, izah ediyor, tembih. Sıdkun haberi, yani bir haber rin doğruluğu mutabakatuhu lil vakiye. Yani vakıa mutabık oluşudur. Mesela Zeyd alimdir. Gerçekten vakada da alimse o haber doğrudur. Değilse yalandır. Ve kedibuhu, yani yalan oluşu da ademuha. Yani vakıa mutabık olmayışıdır. Ademuha dediği ademül mutabaka yani. Anlatabildim mi? Ademül mutabaka. Tabii bunu. Anlatabildim mi? Yani demek ki vakıada doğruysa zihnen doğruluğu vesairesi önemli değil. Vakıada doğruysa mesele bitmiştir. Peki yani o zaman mesela haşa yani inne lillahi şeriken haşa Allah için şerik vardır diyor. Kim?
ateist bir adam diyor. Bizim inancımıza göre bu doğru bir söz değildir. Niye? Vakaya mutabık değilmiş. Anlatabildim mi? Ama bir ateist acaba ona göre doğru mu? Hayır. Bize göre doğru değil. Esas olan görüş bu. Fakat farklı görüşler var. Vakile bir görüşe göre. Anlatabildim mi? Bir görüşe göre. Bunu meşhur aşağıda da açıklamış müellifimiz Nezzam denilen mutezili bir alim iddia etmiş bunu. Anlatabildim mi? Nedir o? Mutabakatuhu li'tikadil muhbiri velev hatan. Yani yanlış da olsa haber verenin itikadına uygun olması. O zaman haşa, yani Allah'a şerik koşan bir müşriğin inne lillahi şeriken sözü haşa, bu Nezzam'a göre doğru kabul edilmesi gerekir. Halt etmiş. Anlatabildim mi? Doğru olan birinci görüş yani. Görüyorsun değil mi? Artık felsefeye girdi. Yani وَعَدَمُهَا يَعَدَمُهَا dediği de mutabakat olmayışı. Yani muhbirin itikadına göre. Adem, o zaman da devam, yalan. Devam etme fiilinden mi geliyor hocam? Adem yokluk demek. Yokluk demek. Yani yokluk demek. Onun yani yokluğu. Ha, yani ademuha demek mutabakatın olmayışı. Oha mutabakata gidiyor. Mesela yani o şöyle diyor. Yani bu da çok önemli. بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى. Yani onlar delil olarak zikrediyorlar. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَكَاذِبُونَ. Yani münafıklar yalancıdırlar. Anlatabildim mi? Yalancıdırlar. Yani burada neyi delil gösteriyor bu? Çünkü yani kendilerine göre münafıklar doğruyu söylüyor. Ama gerçek doğru olmadığı için yalancılıkla vasf ediyor. Anlatabildim? Cenab-ı Hak onları yalancısınız diyor yani. Yani çünkü burada bunlara göre delil getiriyor. Bunu meseleyi açıklamak lazım. Ayetin tamamını okumadan anlayamazsın bunu. Bak aşağıya bak. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ. Münafıklar sana geldiğinde قَالُوا derler ki نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ. Biz şahitlik ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Bu cümle vaka mutabık. Bunların delili bu. Ama bunu söyleyenin itikadına aykırı bu. Çünkü onlar peygamber olduğunu kabul etmiyoruz. Anlatabildim mi? Bunlar bu delili getirmişler yani. Bu ayeti delil getirmişler. Anlatabildim mi? Vallahu ya'lemu inneke le rasuluhu. Allah biliyor ki sen onun peygamberisin. Ama vallahu yeşhedü. Allah da şahittir ki innel münafikine lekâdibû. Münafıklar yalancıdırlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in şu sözde, yani inneke le rasulullah sözünde münafıkların yalancı olduğunu söylemesi demek ki haber verenin itikadına göre doğruluk veya yalanlık söz konusudur. Bu iddianın delilidir bu, anladın değil mi? Bakalım bizimki nasıl cevap verecek. Normalde bu vakaya mutabıktır onların söylediği. İnneke le rasulullah. Cenab-ı Hak da şahittir ona. İtikadına göre. Ama itikadına yani bu onların delili. Varudde. Anlatabildim mi? Bu görüş reddedilmiş. Manası şudur. Biyennel mana lekâdibûne fiş şehâde. Ya o sözlerinde değil de şahitliklerinde yalancıdırlar. Doğru olan bu. Yani anladın mı? Cevap veriyorlar. Ev fî tesmiyetihâ. Yani veyahut da bu verdikleri haberin şehadet olduğunu söylemeleri yalan yani. Çünkü şahitlik etmiyorlar kalplerinden. Ev fil meşhûdi bih. اَوْ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ. Yani فِي زُعْمِهِمْ. İddialarına göre şehadet ettikleri şeyde yalancıdırlar. Yani onlar اِنَّكَ لَرَسُولُ. Yani o cümlede meşhudu bih de diyor o şehadetleri. Peygamberimizin peygamberi. Yani hulasa bu görüşü reddediyor. Sen bunu anladın mı? Anladım. Yani çok güzel reddediyor. Yani diyor ki sen lütfen onu delil getirme. Sana yakışmaz. Evet, evet. El-cahzu, çok enteresan, yani cahız, bu da meşhur bir Türk alim. Ama büyük bir Arap edebiyatçısı bu. Anlatabildim mi? Bak şurada Amr ibn-i Bahr bu. Çok terbiyesiz görüşleri var. Mutezile'dir bu. Anlatabildim mi? Yani yani böyle çok büyük bir allame bu yani. Hakikaten büyük bir allame Mutezile'den. Onun da görüşü çok farklı.
O da diyor ki mutavakatu ma'al i'tikad. Yani bir haberin doğruluğu söyleyenin itikadına uygunluğudur. Bu bildiğimiz şey. Anlatabildim mi? Ve ademuha yani yani mutabakat etmeyişi, yalan oluşu da mahu yani yine itikadıyladır yani yine itikadıyla. Ve gayruhuma eğer itikadına uygun da değil muhalif de değilse. Yani mutabakat varlığı da belli değil, yokluğu da belli değilse o zaman o söz anlatabildim mi? Yani o söz leyse bi sıdkın ve la kedibin ne doğru söylenebilir ona da yalan. O da öyle bir görüş ileri atmış. Bir delili eftera alallahi kediben enbihi cinne. Anlatabildim mi? Enbihi cinne. Şimdi burada kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşir ve neşirle alakalı meseleleri Allah'a yalan attı haşa. Yalan da olabilir, delilik de olabilir diyorlar. Yani bu ehli küfrün cümleleri yani anlatabildim mi? Yani burada şimdi burada li'ennel murade bis-sani çünkü ikinciden kasıt ikinci dediği cinnet hali yani. Cinnet hali iki tane iddia ileri sürüyorlar Resulullah'a. Birisi yalancılık haşa birisi de cinnet yani eftera delilik. Eftera alallahi Allah'a iftira etti. Hangi cinsle? Ya kediben ya yalan söyledi. En bir cinne veya delilik var haşa. Şimdi burada yani ikinciden kasıt yalan değil. Çünkü delilik yani böyle bir şey mutabakat yok veya ademi mutabakat yok. Vakaya uygun mu değil mi o bilinmiyor. Yani konuşuyorlar. لِأَنَّهُ قَسِيمُهُ Çünkü bu kezibin karşılığı. Kasim demek ya odur ya odur şeklindekilere kasim diyoruz. Ya beyazdır ya siyahtır. Anlatabildim mi? Mesela birinci olan ya Almanya'dır ya Amerika'dır. Mesela yani o kasim diyoruz biz ona. One or the other. Yani evet, evet ona diyoruz biz. Ve gayrü sıdkı doğru da değil. Yani bu da ayrı bir şey. لِأَنَّهُمْ çünkü o müşrikler lem يَتَقِدُهُ onun deli olduğuna inanmıyorlar. Yani güya cahıs böyle bir iddia ileri sürmüş ve bu ayeti de delil getirmiş. Reddedecek. Anladın mı sen evet, meseleyi? Anladım. Reddedecek. Bakalım nasıl reddedecek? Varudde. Yani reddedilmiş. Bir enel mana. Yani bu görüş reddedilmiş. Cahidin görüşü reddedilmiş yani. Bir enel mana. Çünkü mana şudur. Şöyle diye reddedilmiş. Emlem yefteri. Yani iftira etsin etmesin şeklindedir yani. Doğru olan budur. Fe'ubbire anhu bil cinneti. Yani iftira etme ona cinnet denilmiş yani. Delilik de tabiri kullanılmış. Yani enbihi cinnetünün manası yani emlem yefteri. İftira etsinler etmesinler şeklinde mana. Yani iftira etmemeyi cinnetle. لِأَنَّ mecnun la iftira lehu. Çünkü mecnunun iftirası olmaz. Mecnuna iftira edilmez yani. Evet bu böylece esas olan yani burada haberin doğruluk, sıdk ve kizbinin ne demek olduğu. Diğer o ayrıntılı görüşler çok önemli değil. Yani bilsen de olur, bilmesen de olur. Ha. Önemli olan yani haberin sıdkı ne demek? Mutabakat lil vaki demek. Haberin kizbi ne demek? Ademi mutabakat lil vaki demek. Bu kelimeleri biliyorsun, anlıyorsun. Yani mesele bu. Geldik bir diğerine. Bu da çok enteresan. Bu da yani haberin halleri diyor. Yani haberden kastedilen şeyler manasına. Şurası. İsnadil haberi. Yani isnadil haberi deyince aklına hemen Zeydün Katib'in gelecek. Hemen o açık. Yani isnadil haberi de diyor. Yani Zeyd Katip'tir diyorsun. Acaba sen Zeyd'e katiplik isnad ederken yani ne anlatmak istiyorsun karşı tarafa? Birkaç şey anlatabilirsin. Bak ben sana söyleyeyim. Bir, mesela dersin ki Zeydün Katibun. Yani sen muhatap olarak Zeyd'in katip olduğunu bilmiyorsun. Ben sana bir şey söylüyorum. Esas haberin gayesi bu. Buna faidetül haber diyoruz. Okuyacağız şimdi. Bir de mesela
hattu Zeydin cemilun cidden. Zeydin hattı fevkalade güzeldir diyorsun. Şimdi burada sen Zeyd'in hattat olduğunu biliyorsun. Bilmesen sen güzelliğini anlatmazsın. Tabii. O zaman buna haberin faidesi değil de haberin faidesinin gereği, neticesi. Lazımul faide diyorlar burada. Anlatabildim mi? Başka maksatlar da olur. Yani başka maksatlı olur. Mesela denilir ki, yani Zeyd'ün fakirun. Zeyd fakirdir. Burada ona merhameti celbetmek istiyorsun. Anladın değil mi? Mesela geliyor Abdullah el-Harbi huve muhlisun. Yani orada ona merhamet cezbetmek için yani. Anlatabildim mi? Veyahut da dersin ki inneni musinnun. Ben çok yaşlıyım. Yani orada zaafını belirtiyorsun. Veya dersin ki yani iştaktu ila ibni. Evladıma çok müştakım. Yani hasret ifade ediyorsun. Şimdi haberin maksatlarını anladın mı? Ama ana maksat ikisi. Nedir o? Faidetül haber gelecek bu, anlatacak burada. Yani ben kabataslak özetliyorum ki, yani maksat anlayabilelim. Ha. Yani demek ki haber, isnad-ı haberinin ahvali deyince akla bu geliyor yani. Maksadı ne yani? Bir fonksiyonu var. Bir fonksiyonu var yani. Niye kuruyorsun böyle bir cümleyi? Evet. Demek ki en önemlisi faidetül haber. Esas yani diyorsun ki Zeydün katibun veya cahilün veya bilmem ne. Ve bir de lazimun faidetül haber. Onun gereği. Yani ha. Şimdi misaller verecek. La şekke. Hiç şüphe yok ki. Enne kastel muhbir. Yani bir haberi verenin kastı bir haberihi verdiği haberle ifadetül muhatab. Muhataba bir şeyler anlatabildim mi? Anlatmak. Neyi anlatarsın? Bu da önemli. İmma el hükme, bir hüküm ifade edersin. Yani Zeyd'ün katibin. Zeyd'in katip olduğunu anlatırsın. Ya hükümdür. Ha. Veya hüküm, hüküm bildiriyorsun bak. Mesela Zeyd'ün hainin, Zeyd'ün katibin, Zeyd'ün min Hollanda, Zeyd'ün min Amerika. Yani Zeyd'ün sarikun. Bunlar hep hüküm. Anladın? Veya zanin, sinakardır. Hep bunlar hüküm. Veya ev veya ifade edersin muhataba. Ev kevnehu o şeyin yani ne derler adamın yani kendisinin muhbirin yani alimen bihi yani şeyin nedir yok muhatabın o işi bildiğini anlatırsın. Dedim ya hattu zeydin cemilun. Sen onun hattat olduğunu biliyorsun. Yani ha, misal verecek şimdi. Demek alim olduğunu. Burada çok güzel bir misal vermiş. Mesela diyorsun ki sen bir talebeye yani kazandığını senden saklayan bir talebeye diyorsun ki entenecek tefil imtihan. İmtihanda kazandın. Şimdi geliyor sana imtihanda kazanıp kazanmadığından bahsetmiyor muhatabın. Sen de diyorsun imtihanda kazanmışsın. Yani ne demek? Ben biliyorum demek. Yoksa kazandığını yoksa o da biliyorsun. Yani bu ifade değil yani. Faidetül haber değil yani bu. Anladın mı? Çünkü zaten o biliyor. Tabii. Ama sen necahte fil imtihan demekle sen onu bildiğini söylüyorsun yani. Anladın mı? Ev kevnehu veya muhbirin alimen bihi. Verdiğin haberi bildiğini söylüyorsun. Muhatabın değil de yalnız söyledik. Ev kevnehu yani demek ki imma el hükme. Demek ki muhbirin kastı haberini muhataba ifade etmek. Neyi ifade etmek? Ya hüküm ifade etmek. Sen cahilsin, sen şusun, sen busun vesaire. Yani veyahut da sen değil de kimi söylüyorsan. Veya kevnehu alimen bihi. Yani o verdiğin haberi bildiğini anlatmak. Mesela necahte fil imtihani. İmtihanda kazandın. O da biliyor kazandığını. Yani sen bildiğini bil söylüyorsun. Yani amaç onu söylemek yani başarılı değil. Değil. Hedef yani başarılı olduğunu söylemek değil. Sen talebe var, başarmış ama senden gizliyor. Evladım merak etme biliyorum manasına yani o. Anlatabildim mi? Sen onu bildiğini söylüyorsun yani. Ve yüsemma el evvelu birinci yani muhataba bir hüküm ifade etmek faidetül haber. Tamam mı? Faidetül haber. Birinci. Faidetül haber deniliyor birinci. Tamam mı? Faidetül haber.
Vessani ikinciye de lazimeha. Yani lazime faidetil haber. Haberin faydası değil. Haberin faydasının neticesi. Neticesi yani gereği. Şimdi anladın mı güzel kardeşim? Anladım yani hocam. Bu en güzeli bu. Yani bu örnek çok güzel. Sen imtihanda kazandın. Hı. Burada çok basit olduğu için misal vermemiş. Bakayım haber vermiş mi? Misal vermiş mi? Vermemiş. Çok basit işlere haber vermezler. Üç. Yok. Bak burada o benim dediklerim de gelmiş. Şurada bir bakalım. Daha oraya gelmedik. Diyor ki, bak şuraya bak. Velil isnadil haberi. Yani isnad-ı haberi için altını çiz. Tamam. Makasit ve ahrat uhra. Sadece yani faidetül haber veya lazim-i faidetül haber olmaz. Başka maksatlar da var. Mesela minha birisi izharut tahassür. Hasretini ifade etmek için kullanırsın. Anladın mı? Mesela kema fi kavli teala hikayeten an imraati imran. İmran'ın hanımından hikaye ederek şöyle anlatıyor. Şimdi sanki haşa Rabbi biliyor bunu. Yani haşa Rabbine bir şeyi anlatmak değil. Burada hasret ifade ediyor. Rabbi, ey Rabbim. İnni vada'tuha unsa. Kız doğurdum. Anladın mı? Yani şimdi burada faidetül haber değil. Lazim-i faidetil haberde değil. Yani maalesef erkek bekliyordum ama kız doğurdum. Anladabildim mi? Yani çok tatlı bir misal bu. Çok çok tatlı bir misal. Kız doğurdum. Ve minâ izhârul ferah. Bir mana da yani sevincini açıklıyorsun. Kemâ fî kavlişşem şair diyor. Hâdâ mehâ zâlik zâkel azâ. Boşver yani o da. Birisi de esas ben bunu okumak için verdim. Böyle ağır şeylerle uğraşmıyorum ben. Yani çünkü her biri ayrı bir dert onlar. Yani adam ne gereği var? Bizim için mühim olan istifade etmek. Ama ana kitaptakileri hallederiz ayrı. Ve minha birisi de izharu da'fi vel huşu. Bu da çok tatlı. Çok okuyup ağlamışımdır bunu. Yani insanın zayıf ve Allah'a saygınlığını ifade etmek için İmam-ı Azam'ın bu. Ke kavlil ahir değil ya. Ke kavlil imamil azam. Bu ilahi abdükel asiyeteke. Ey Allah'ım senin isyankar kulun sana geldi. E şimdi bunu Allah'a haşa faydetül şey değil, haber değil. Lazim faydetül haber de değil. Ya ne için? Aczini, fakirini bildirmek. Mukam bi zunubi, günahlarını ikrar ediyor. Fakat ve aka, senin korumana sığındı. Hey hey. Aşağıda bir tane daha söylemiş. Böyle anlatmış yani. Evet. Anladın mı güzel kardeşim? Evet. Nasıl durumu? Vallahi mükemmel efendim. Hayır yani burada bir dakika. Bence burada bırakabiliriz. Yok. Hayır. Bu cümleyi okuyacağız. Bırakamıyoruz. Çünkü bu mevzu onunla beraber. Şimdi bu da çok enteresan bir şey. Vakat yünezzelü, bazen muhatap indirgenir. El-alimu bihima. Yani haberi de, haberin faydasını da biliyor. Haberin faydasının lazımını da biliyor. Her ikisini de biliyor. Ama o muhatap menziletel cahili. Cahil menzilesine indirilir. Anladın değil mi? Yani hem haberin faydasını biliyor muhatap. Anladın değil mi? Hem de lazımını biliyor ama bilmiyormuş gibi davranılır. Bu da yani belagatta önemli bir yoldur bu. Niye? Yani bu da çok enteresan. لِعَدَمِ جَرْيِهِ عَلَى مُوْجَبِ الْعِلْمِ İlminin gereğine göre hareket etmediği için. Mesela alim bir adama diyorsun ki اَسْسَلَاتُ فَرْضٌ Bu namazı terk eden haydut. Biliyor ki namaz farzdır. Gereğinin cehennem olacağını da biliyor. Anladabildim mi? Ama gereğini yapmadığı için hoca namaz farz ha. Ben bazen diyorum ya cuma namazı farz değil mi diye. O bu gruptan yani. Evet, evet. Bu gruptan ama şaka türlü. Tabii.
Anlatabildim mi yani? Çok enteresan bir şey değil mi bu? Bu önemli bir misal yani. Çok da güzel misal de es-salatu fardun veya vacibetun misali. Bunun örneği yani. Vermiş şurada bak. Es-salatu vacibetun, onu koy. Es-salatu vacibetun, onu çiz yani. Feyenbeği, o zaman tabi gerekir en yuktasara minet terkib. Yani evet, burada kalacağız. Burada kalacağız. Çünkü yeni bir bahis başlıyor. Tamam mı güzel kardeşim? Tamam. Burada kalacağız.